Herkese merhaba arkadaşlar, Okulan Türkçe ailesi. Size bir anketle birlikte bir sorumu yöneltiyorum. Boom Beach'e başlayayım mı? Hemen sağ üstteki karttaki ankete tıklayaraktan cevabınızı verin. Eğer başla %85'in üstünde olursa Boom Beach serisine başlıyorum. Evet, bugünkü Clash Royale serimizde yine saldırılar yapacağız. Durum fena değil fakat bir türlü 8. seviyeye çıkamıyorum. Ya doğrusu 8. arenaya çıkamıyorum. Ve burada alamadığım bir tane efsanevi kart var. Bu efsanevi kartı hakikaten istiyorum fakat almak çok uğraşlı ve bir türlü de şansım yaver gitmiyor bu konuda. Gördüğünüz üzere 3700 civarında gem almak için de 3 aşağı 5 yukarı 52 artı işte 26 lira, 75 lira gibi bir şey vermek gerekiyor. Galiba son yakın geçmişte bunlar biraz pahalılaştı. Daha ucuzdu diye hatırlıyorum. Ya da en azından böyle dönemsel olarak ucuz gemler vesaireler olduğunda bir iki tane denemiştim. Fakat ne yazık ki bir türlü efsanevi kart 7. arenada bana çıkmadı. Eğer çıkaydı hiç değilse bir tane efsaneviden onu alabilirdik gibi duruyor. Fakat bir türlü kısmet olmadı. Herhalde şu oyunda en sevmediğim ve en çekindiğim asker şu kıvılcımdır. Bu kıvılcım hakikaten bir baş belası ve koyduğu yerden ses getiriyor. Ve işin kötü kısmı, karşısına koyduğumuz adama da çok rahat bir şekilde vurabildiği için büyük sorun yaratıyor. Bunu Goblin fıçısıyla ekarte etmeye çalışacağım fakat bu benim sorunumu ne yazık ki çözmeyecek gibi gözüküyor. Gördüğünüz gibi koyar koymaz zaten canını okudu. Burada minyon falan gerekiyor fakat hava savunması çok da fazla bende olmadığı için gördüğünüz gibi ne yazık ki defansif olarak bir şey ekleyemiyorum. Ve adam çok rahat bir şekilde yine şarj ettiğinde rahat bir şekilde bunu alabiliyor. Bunun için bir önerisi olan var mı? Yani hava savunması tamam iyi güzel ama hava savunması çıkana kadar yaptığını 3 aşağı 5 yukarı gördünüz. Canımı okudu adam. Aa, bir tane daha koydu. Koy ya, koy canımı al. Koy, hiç çekinme yani. Bak yerde de tekerleği duruyor. Ya bir şey demiyorum. Yani ne yapabilirim şu noktada bilmiyorum. Kıvılcıma karşı çok çaresizim doğrusu, öyle söyleyeyim. Yani şu an gördüğünüz gibi bundan sonra da bir tane bombacı gelecek. Dolayısıyla yani şu an yaptığım şunun hiçbir anlamı yok. Şimdi bunu gönderdik. Yine karşımıza hızlı bir şekilde çıktı ve rahat bir şekilde aldı. Tamam, bu randı verdim. Uğraşmayacağım, alsın. Diğer randı oynayayım. Şu kıvılcımdan hakikaten tiksiniyorum. Ay. Varsa önerisi olan kıvılcım için lütfen benimle paylaşsın. Desteğiyle ilgili bir önerisi olan varsa yine öneri olarak paylaşabilir. Ben aslında biraz daha burada kraliçeyi umuyorum. Eğer bir Türklülük kraliçeyi almayı başarabilirsem dönüp dolaşıp bunu daha verimli bir şekilde kullanabilirim ya da en azından destemi yenileyebilirim diye düşünüyorum. Fakat yine de şu anki destede iyi kötü beni 7. arenada tutuyor. Tabii 8. arenada olsak hiç değilse biraz daha ilerler, farklı kartları denerim diye düşünüyorum. Fakat henüz o kartları deneme fırsatım pek olmadı. Güzel saldırdık. 3-5 tane vurduğumuzu düşünüyorum. Şu cadıya bir tane köstek atmak istiyorum doğrusu. Çok seviyorum bu tomruğun bu tür uygulanmasını. Şimdi bombacı bize burada iskelet ordusunu indirmek için oldukça fayda sağlayacaktır. Bir tane hemen arkaya büyücü atayım ki şu grubu da hiç değilse bir yavaşlatalım veya durduralım. Bunlar ileriye doğru giderken hemen arkasından ben bir tane de minyon sürüsü göndereceğim. Minyon sürüsü eğer karşı konulmazsa, benim seviyemdeki minyon sürüsü karşıdaki kuleyi çok rahat bir şekilde alabiliyor. Öyle bir güzelliği var. Derken bu grubu da aldı. Şimdi ilerliyoruz. Minyon sürüsüne saldırdığı için benim arkadaki buz büyücüm gayet güzel bir şekilde bu kuleyi biraz yavaşlatacaktır. Dolayısıyla ben hemen şuradan eğer destek olarak domuz binicisini gönderirsem, ki ne yazık ki yetişemedi, o şeyi, kral binasına biraz daha zarar verebilirdik. Neyse, sıkıntı yok. Şimdi biraz inzivaya çekilelim, biraz daha bekleyelim. Eminim ki bizim barbarlar 9. seviye, 18. seviye barbarlarına hasar verecektir de. Aa, yanlışlıkla oraya attım. Yani biraz daha ortaya atacaktım fakat neyse, en azından bir tane vurma fırsatı buldu. Ama ne yazık ki esas vurmak istediğim şey olan şu prense bir zarar veremedik. Prens neyse ki bana vurdu orada. Bana vurmasaydı çok ciddi hasar verebilirdi orada kuleye. Bekleyelim. Biraz daha dolmasını bekleyelim. Her ne kadar hasar alıyorsak da 1 dakika sınırına girmek üzereyiz. Şu an ben daha öndeyim bu konuda. O yüzden gönlüm rahat. Şimdi 1 dakikadan sonra biraz daha hızlanacak işler.
Öncelikle dikkatini dağıtmak için şu sağ tarafa bir tane bombacı koyalım. İşte ise biraz daha uzun süre bu adamı dışarıda tutmamıza yeter. Derken ne yazık ki yeterli şeyi orada baskıyı sağlayamadık ama bu demek olmuyor ki baskıyı sağlamaya devam edemeyeceğiz. Hemen arkasından şuradan bir tane şeyi gönderelim. Koşusunu durdurmak için şunu kullanacağım. Arkasından bir bombacı benim işimi görecektir diye düşünüyorum. Bu arada ben onun da binasına rahat bir şekilde saldırdım. Son 32 saniyeyi verimli kullanmalıyız. Şu goblin fıçısını uzağa doğru atalım. Belki bir işimize yarar. Derken orada güzel bir kalabalık yaptı ama tabii ki kalabalık beni bir yere kadar orada durdurabilecek diye düşünüyorum. Prens geliyor. O yüzden şu tomruğu biraz evvel hızlı atarsam daha işimi görecekti fakat ne yazık ki atamadım. Sıkıntı yok. Bizim çocuklar son olarak şuraya bir son darbeyle giderse herhalde gerekeni yaparlar diye tahmin ediyorum ve aldık süper. 3 yıldızla bu savaşı kazandık. Az evvelki saldırıya göre tabii ki daha faydalı, daha kolaydı fakat yine de ister istemez bazı sorunlar yaşanabilir. Olsun, sıkıntı yok. Ben gayet memnunum şu an için. Şimdi 10.000 ganimeti bu arada geçmeyi de başardık. Bu da benim için ayrı bir güzellik. Tabii ki hani gönül ister ki biraz daha ileri ittirebilirim ve özellikle geliştirmeleri biraz daha rahat bir şekilde yapalım. Şimdi şu arkadaşa bol şans dileyelim öncelikle. Bol şans demeyi biliyorsunuz, seviyoruz. O da bol şans dedi, kibar vereyim sağ olsun. Bekleyelim. Ondan, gerçi niye bekleyeyim ki ben? Şunu iksir toplayıcıyı basarım. En kötü ihtimalle biraz daha defansif takılırım bu bölümde. Değil mi? Şimdi bakalım, o hala bir şey yapmadı. Eğer o bir şey yapmazsa ben yapacağım. 5 artı 9'dan zaten iki taraftan da saldırmayı deneyeyim. Bakalım o nereyi seçecek. Ve aynı zamanda arkadan bir tane de grup olarak şeyi gönderecek. Tamam, solu seçmesi benim için daha iyi bile oldu. Derken arkadan ilginç bir şekilde bir tane dev bomba gönderdi ama bizim Tomruk onun güzelce bir işini gördü. Güzel, şu an epey bir öndeyim. Dev bombayı da indirdi. Keşke dev bombayı biraz daha bekleseydim. Neyse, hasar görmedi en azından. Arkadan bombacısını gönderdim. Belki bir ihtimalle hop bombacı kulesi gitti. Evet, biraz beklemekte o zaman fayda görüyorum ben. Şu an hiç değilse bombacı kulesinin canı biraz azalsın ve zaman içerisinde o kule bir yıkılsın. Şu an bu beklemeden istinaden bir iksir toplayıcı daha koyabilirim. Zaten şu an kendisi agresif olarak saldırmıyor. Biraz daha defansif takılıyor. Ben de burada biraz daha iksir toplarım. Güzel. Şimdi onda da full iksir olduğunu tahmin ediyorum. Bende de şu an full var. Ben yine saldırımı çift kanatlı olarak yapmayı planlıyorum. Tomruğu hazır tutayım belki gerekir diye. Şimdi bir tane tomruk bırakabilirim gibi geliyor. Sol tarafta bir tane bombacı benim işimi görecektir. Sağ kanadı aldık. Güzel. Bombacı buradaki işimi rahat bir şekilde gördü. Şimdi bir de sol kanattan ilerlemeyi planlıyorum. Bu da epey bir işimizi görecektir. Cadıyı doğrusu çok küçümsüyordum fakat şimdi güzel bir saldırı yaptı. Doğrusu benim oraya biraz daha şu an ağırlık vermem gerekiyor olabilir. Çünkü sağdaki binamı hiç beklenmedik şekilde yıkıyor şu an. Ana kuleye erişmesine izin vermeyeceğim doğrusu. Bunu bu şekilde buradan aldık. Şimdi sol kısmı bir tane de bombacıların ortasını hemen şunu bırakalım. Sonra da sağlı sollu olarak ilerlemenin yolunu bulalım. Derken şuraya bir tomruk benim işimi görecektir. Her ne kadar zarar görmüş olsa da yine de ilerlemeyi sağlayacağız. Adamlarımız güzel ilerliyor şu an. Buz büyücüsü de işin içine girdi. Dolayısıyla rahat bir şekilde ana kulesine karşı saldırı yapabiliyoruz. 413, 200 ve süper. 3 yıldız. Güzel. 30 tane daha kupa buradan aldık. Ne yazık ki bir tane yeni kupa şeyi alamadık, sandık alamadık. 4'müş. Şunu dilerseniz açalım. Şu dandik sandıklardan hakikaten çok sıkıldım. Bu arada maaş yapalım. Yeni kart isteyemiyoruz şu an. Biraz daha süreye ihtiyacı varmış onun. Bu neymiş? Buna basalım. Evet, fazla bastık. Bakayım. Şeyler. Aktivite günlüğü. Güzel. Hadi yeni bir savaşa gidelim. Bakalım şimdi karşımıza ne geldi. 9. seviye Killer diye Royals of Assam klanından bir arkadaş. Bekleyelim. Rakip maçtan ayrıldı. Güzel günümdeyim. Niye ayrıldıysa acaba? İyi. Geri geldi. Düşmüş. O zaman şöyle yapalım bir ona. Tamam. Biraz daha bekleyebilirim. Gerçi o da yeni ayrıldı geldiği için bayağı bir askeri vardır diye tahmin ediyorum. Şimdi şuradan biz sağdan yardıralım. Yolumuzu açmamız gerekecek mi? Gerekti. Ben sol kısmı biraz daha atıl bırakıyorum şu noktada.
Nasılsa bir şekilde işimi göreceğim orada. Ama sanki o biraz daha aktif gibi gözükse de bizim kulemiz rahat bir şekilde orayı aldı. Bir de biraz daha artık yormak için sol kısımdan da bir saldırı yapıp tam olarak nereden saldıracağımı belli etmemeye çalışacağım. Ne geldi? Volkür geldi. Volkür'ün gelmesi hoş değil tabii ki. Derken biz de sağdan bir grup daha saldıralım. Bu arada soldan ben sağa oranla vurduğumdan daha fazla vurdum derken okçularla orayı indirdim. Olabilir. Şimdi benim için sağ daha tehlikeli. Solda iyi kötü bir hasar bıraktık. Vuralım mı? Bence vuralım şuradan bir tane tomrukla. Aksi halde biraz daha sıkıntı yaratabilir. Volkür gelene kadar zaten canının çoğu gittiği için çok da bir sıkıntı kalmadı. Şimdi Goblin'in fıçısını hemen atarsam. Eyvah, oyundan attı. Bu sefer de ben katılıyorum geri. Umuyorum ki katılabileceğim. Çok fazla saldırmamış olduğunu umuyorum ama hala savaşı alabilir miyim diye de düşünmüyor değilim. Güzel. Vallahi ilginç oldu. Bir o ayrıldı, bir ben ayrıldım. Ama sağlı soldu saldırı. Madem öyle ben de soldan devam ederim sana saldırmaya. Volkür koydu. Volkür pek de umurumda değil doğrusu şu noktada. Çünkü orada benim biraz daha goblinlere güvenim var. Ve goblinler de işimi görecek şekilde saldırıyor. Süper. Bir tane de arkasına buz büyücüsü koyalım. Zaten sol kısım çok tehlikeli değil. Hemen bir tane şuradan tomruk gönderelim. Tomruk da işimi görecektir diye umuyorum. Arkasından bir bombacı daha koyup orayı biraz daha kuvvetlendirmeye çalışacağım. Fakat ne yazık ki orayı fazla kuvvetlendirdi. Biraz daha geri çekileceğim. Kendi alanımda savaşmak istiyorum. Derken Miner gönderdi. Güzel. Bu herif de fena değil. Oynamayı biliyor. Tamam. Bir tane buz büyücüsü koyalım. Biz de ilerleyelim. Yolumuzu açacağız şimdiden. Çünkü tahmin ediyorum bir şey koyar diyecektim ama önüne çıkmadı koyduğu şey. Olsun, sıkıntı yok. Eğer ben 21 saniye içerisinde bir yeri alırsam, ki bu yer sağdan değil soldan olacak, yıldızı kapabilirim. Gerçi o da saldırdı. Muhtemelen o da alacak ama şu an kimin alacağı tam olarak belli değil. Derken o aldı. Eyvah, benim burayı sol kısmı almam lazım 4-5 saniye içerisinde. Ya aldım aç. Ama burada oyunun ortasında bana kaybettirdiği bir 5-10 saniye var. Onu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Evet, genel olarak bölümde söyleyeceklerim bunlar. Demek ki aşağıda bundan beğene de beğenmedim yani tıklayın. Bunları gerçekten ciddiye alıyorum. Kartlar kısmındaki oyuna başlayalım mı? Siz bir söyleyin onu bana. Boombeach'e. Gitmeden önce bir tane daha saldırı yapıp işte ise bir sandık daha almayı istiyorum. Alabilecek miyim bilmiyorum ama bir izleyelim. Boombeach bir süredir söyleniyordu. Farklılık isteyen çok fazla arkadaş var. Ben de doğrusu her ne kadar ısınamamış olsam da merak ettiğim oyunların bir tanesi olduğunu söyleyeyim. Belki eğer siz isterseniz başlarız. Şimdi bir tane Hog Rider attı. Bir tane şey attı. Yani bayağı bir şey attı bu arada da. Hani iksiri biter diye tahmin ediyordum da adam her iksiri biter diye düşündüğümde bir tane daha gömdü bana. Neyse, biz devam edelim. Bakalım ne bulacağız. Biz saldıralım. Buz büyücüsü etkisini gördü. Şimdi bir tane Goblin fıçısı atsam acaba yeter mi diyecekken bir tane Musketeer'la geri geldi arkadaş. İyi, 3-5 tane de vurma fırsatım oldu ama öyle söyleyeyim. 880, şu an çok daha fazla öndeyim. Miner çıktı, hemen şuraya bir tane barbarları bırakalım. Barbarlar iyi kötü defansif ama o da tabi eli de armut toplamıyor. Bekleyelim şimdi domuz binicisi, bakalım bir şey yapacak mı. Domuz binicisini de gönderelim derken kötü vurdu ama olsun, sıkıntı yok. Yola bir şey bırakır mı diye şunu hazır tutuyorum fakat neyse, biz orayı aldık gibi gözüküyor. Süper. Bekleyelim. Şimdi biraz defansif, biraz daha akıllıca davranmakta büyük fayda var. Derken minyon sürüsünü buraya bırakırsam çok rahat bir şekilde bunların hepsini alacaktır. O 781'e muhtemelen dokunamaz bile diye düşünüyordum. Aynen de öyle oldu. Ve bu demek oluyor ki ben biraz daha hızlı bir şekilde ilerleyebilirim. Aslında hani full kuvvet saldırmayı planlıyordum fakat soldaki madenci doğrusu benim canımı sıktı. Fena da gitmiyor o taraf. Hiç değilse şuraya bir tane destek gönderelim. Vay arkadaş vay, demek öyle. Seni hain köstek. Evet, biz buradan bu arada dalmaya da başlayalım. Goblin sürüsü koydu oraya ne yazık ki. Hop bir tane koyalım. Yani bir iki tane daha vurursak artık direkt merkeze saldırman benim için çok daha kolay olacak. Soldaki kulemi almasının benim için şu an hiçbir önemi yok bu arada. Çünkü zaten hali hazırda çok rahat bir şekilde ana merkezine saldırabilir ve orayı alma ihtimalimi kullanabilirim. O da gayet mantıklı. Derken şuraya son bir tane daha hemen tomruk atalım ki bu şeylerden kurtulalım. Ve çok rahat bir şekilde... Alamadık ya lan. Neyse, fark etmez zaten. Bir tane tomruk benim işimi görecektir.
Biraz daha geriden davranıyorum farkındaysanız. Bir tomruk arıyorum. 30 saniye kaldı. Hadi la bir tomruk getirin bana. Allah Allah ya. Tomruk yok. Ha tamam. Tomruk geliyor sonunda. Son 23 saniye ve bir tane tomrukla biz bu işi bitiririz. Derken tomruktan önce goblinler indirdi. Evet. Bir tane daha şeyi de bu şekilde almayı başardık. Adını siz söyleyin. Sandığı ve bu sandık gümüş sandık. İyi eyvallah. Evet, bölümle ilgili söyleyeceklerim bunlar. Demek aşağıda bulunan beğenme düğmelerine tıklayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Yeni videolardan haberdar olursunuz. onur.alp.aydın'da Instagram sayfam. Oraya da ayrıca bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.